Şimdi beni buraya sanırım aklınızı karıştırmak için davet ettiler diye düşünüyorum çünkü ben bir sosyal girişimciyim ve sosyal girişimcilerin müşteri segmentleri farklı farklıdır ve tek bir müşterisi yoktur ve hiçbir sosyal girişimci müşterisine müşterim demez. Nereden başlayacağım? Tabit kurumun ismi Tabit. Akıllı Tarım Teknolojileri, şirketimi 22 yaşında üniversitede okurken kurdum. Nereden başladım? Müşteri segmentimin ilk adımı çiftçiler. Evet, müşteri diyebileceğimiz birinci adım kişiler, arkadaşlar. Ürün satışı zorluğu yaşayan, bu ortadaki Google'da tefeci yazınca çıkıyor böyle büyük amca. kendisi eee tefeci aracı diyoruz. kötü aracılardan diyelim. çiftçilere gidip hani ürününü satın almadan önce işte düğünde, bayramda borç veren, mazot ve gübre alabilmesi için önceden borç veren kişi. Sonra da ürünü kendi istediği fiyattan alan kişi. E, fiyat adaletsizliği de buradan ortaya çıkıyor. Çünkü çiftçiler işte ürünlerin fiyatını öğrenmek için hale gitmek zorunda. Hale giderse masraf etmek zorunda. 2004 yılında bahsediyorum bu arada. Sonra devletlerin devletin desteği var. Devletin desteği de hep kulaktan dolma. İşte şuna destek varmış. Şimdi ona nasıl başvurulur, ne zaman başvurulur, son tarih neymiş? Ee, onu bilmiyorlar. Bu arada bu yine bu tefeci şu gidiyor çiftçinin elinden vekalet alıyor destekleri de kendini alıyor. Ondan sonra eski yöntemlerden kaçın şey eski yöntemleri devam etmeye çalışan bir sistem var. Ee, güzel çektim mi ince çekecektim. <laughs> Böyle iyi mi? Eee Eski yöntemleri devam etmeye e, odaklılar. Aslında yeniliklere kapalı olduklarından değil, e, risk almamak için. Çünkü yaptıkları bir değişiklik, bir yıllık çabalarını boşa e, çıkarabilir. Doğal afetlerden de çok etkileniyorlar. Saralar uçuyor, hortumlar çıkıyor. Doğal afet demiyoruz artık, onu değiştireceğim. Doğa afeti, artık doğal değil çünkü. Dünyayı bozduk. Artık o doğal bir afet değil. Doğa insan eliyle bozulmuş sonuçlar. Müşteri, birinci müşteri kitlem. Bunu tespit ediyorum. Amacım da onların bu sorunlarını çözebilmek. Bu sorunları onların neye yol açıyor? Onlar göç ediyorlar büyük şehirlere. Diyorlar ki ama bu çiftçilik çok zor, çok da para kazanamıyoruz. Hep çalışıyoruz, çalışıyoruz. Bari çocuklarımız bizim gibi olmasın diyerek göç ediyorlar. Göç ettikten sonra artık çiftçilik diye bir meslek yani ben çiftçiyim diyebilecekleri bir, işe girebilecekleri bir yer yok. İşsiz ol, i̇şsizlik çok fazla. Birçok üniversite mezunu işsiz ve onlar bulamıyorlar, iş bulamıyorlar. Sonra uğurlarına evlerini köylerini terk ettiği çocukları da eşleri de çalışmak durumunda kalıyor. Başka başka sorunlar ortaya çıkıyor. Aile çiftçileri azaldıkça büyük şirketler bizim insanları doyurmamız lazım diyerek başka yöntemlere geçiyorlar ve çok üretim yapabilmek için doğal olmayan ürünler üretiyorlar ve bunlar sağlıklı gıdalardan daha ucuz. Bir yandan da çiftçilerin bilgilenmemesi, çiftçilerin e, çiftçiler ne kullanıyorlar? Toprak ve su, dünyanın en değerli kaynaklarından iki tanesi, özellikle su, e, iyi kullanamadıkları için kötü sulamalar, işte e, ilaçlama, aslında ilaç pahalı bir şey ama e, moda. Birisi bidonu alıp tarlaya gidiyorsa öbürü diyor ki bir şey var demek ki biz de alıp gidelim diyor. Ve e, suları kirletiyorlar. Suyun yüzde kaçını tarımda kullanıyoruz biliyor musunuz? Yüzde yetmiş Dünyanın suyunun yüzde yetmiş dünyada da yüzde altmış Türkiye'de yüzde yetmiş dördü, dünyada yüzde altmış yedi suyun tarımda kullanılıyor. Ve tarımda kullanılan sular da daha kirleniyor çiftçiliğiyle. Yani dişimizi fırçalarken suyu kapatmamız falan kar etmiyor. Sorun bu. Birinci müşterin de bu. Ne yapıyorum? 2004 yılında bir web sayfası açıyorum. Amacım çiftçileri bilgilendirmek. Web sayfası bu. Ee, neden böyle? Çünkü o zaman HTML kodlarla sayfa açıyorduk, öyle sürükle bırak yoktu. Ee, Facebook yoktu, Twitter yoktu, YouTube yoktu, <laughs> ee, WordPress yoktu, ee, hiçbir şey yoktu. Biz de sayfayı böyle yaptık. Ha, ben mi yaptım, ben yapmadım, bilmiyordum çünkü. Dedim ki Yahoo gruplara çok Türkiye'nin en iyi projesine yazılımcı ortak arıyorum dedim. Bir kişi cevap verdi. Ona dedim ki çok başvuru oldu ama seni seçtim, biz ortak olduk ve bu sayfayı kurduk. Çok belirgin değil ama şurada aktif ziyaretçi sayısı var, 3. Bu da benim ilk çözümüm. Müşterilerime sunduğum çözüm. Çiftçilere sunuyorum, yıl 2004. Çiftçinin bilgisayarı yok, interneti yok. Ee, zaten internet ağda gelişmiş değil. Sunduğum çözüm kolay mı? Çiftçiler nasıl yaşıyorlar? Sabah karşıda kalkarlar, nasıl hayatlarını geçirirler? Ne zaman yatarlar? Gün boyunca neler yaparlar? Müşterinizi iyi tanımanız lazım. Size grafikler göstermeyeceğim. Müşteri iyi tanımanız lazım. Zannettim ki 22 yaşında e, çiftçi internete girmiyor çünkü içerik yok. Çiftçinin ilgisini çeken. Ben ilgi çekici bir içerik kurarsam, yaparsam çiftçiler koşu koşa giderler, internete girerler. Olmadı başarısız ol, ol, oldu demiyorum. Bakın o an için olmadı. Bilgisayara erişim zor. Dedim ki o zaman giderim tek tek anlatırım. Kimsenin haberi yok. E çiftçinin erişebileceği bir mecra yok. Televizyona reklam versem çok pahalı. Gazete okumuyorlar. İşte radyo reklam versem nereye nereden versem ama param da yok. Yani yeni girişimciyim. Sermayem yok. Nasıl tanıtımı yapacağım? Ben dedim ki köy kahvelerine giderim. Aha derim, bu bilgisayar, internet, web sayfası, tarımsal pazarlama Nitekim yaptım ama Türkiye'de kaç köy var? Büyük şehirler kanunu çıktıktan sonra 34 bin ama ben başladığımda sayı 62 binde. Ee, 62 bin köye tek tek gidip anlatabiliyor olmayı planlıyorum. Gerçekten çok gençmişim diyeyim. Devam ettim ama inat ettim, devam ettim. Sonra baktım ki böyle olmayacak, olmuyor da fuarlara gitmem lazım. Fuarları silmişim pardon. Kısa olsun diye. <laughs> fuarlara gitmem lazım. Bir broşür bastırdım. Siyah beyaz. Ondan sonra ee, fuarlara gittim, dağıttım. Bir çık dışarı çıktım. Hepsini çöpe atmışlar. Ya fuarlara nasıl gittim parasız? Tarım fuarlarına dedim ki, Türkiye'de tek tarım sitesi var, ona Bartır Reklam yapalım dedim. E, tek olunca hemen Bartır Reklam yaptık tabii. E, onlar bana 9 metrekare yer verdiler. E, i̇lk fuar malzemelerimi çöpe atılmış pankartların üzerlerini değiştirerek yaptım ve fuara gittim. Müşteriyle yüz yüze gelmek zorundayım. Çünkü tek iletişim yeri çiftçiyle e, iletişim kuruyorsak eğer yüz yüze gelmek. Yüz yüze e, gelince anladım ki çiftçiler bunu çok zor. Hiç yapılacak gibi görmüyorlar. Ama gören bir kitle var. Kimler? Çiftçilerin çocukları. İnternet kafeye gitmek için izin koparmak. Dedim ki bak çocuğum. Anana babana de ki bizim ürünleri buradan satabiliriz. Tarımsal pazarlama.com'dan. Böyle ilk ilanları toplamaya başladık. Sonra dedim ki böyle de olmayacak. Başka bir şey bulmak lazım. Belki de bu müşteri kitlesine gitmek isteyen başka kurumlar vardır. Onlarla bir araya gelirsem, birlikte hareket edersem hem onların işi yapılmış olur hem de ben çiftçiyle devamlı bir araya gelmiş olurum. İkincil müşteri İşbirliği yaptığım firma, sponsor veya ee, ne diyebiliriz, işbirlikli, düş ortağı gider de düş ortağı diyebileceğimiz. Nereye gittim? Çiftçinin başka bir sorununu çözmek gerekiyordu. Hangi sorun? Bu Bıyıklamca var ya böyle tefeci, onun sorunu. Daha insani yöntemlerle çiftçinin kredi alması gerekiyordu. E, ve bankalara e, giderek çiftçiye özel bir kredi kartı. Çıkarılması gerektiğini e, söyledim. Bana gelen hemen gelen soru şudur: e, Bankaya gitmeye nasıl cesaret ettin, küçücük e, kızsın? Ondan sonra şirketin de minicik, yeni iş kurmuşsun, bankaya gideceğim diyeceksin ki kredi kartı çıkaralım mı? Beni dinlemeyeceklerini hiç düşünmedim. Çünkü öyle bir engel olduğunu bilmiyordum. Çünkü benim çok iyi bir fikrim vardı, bunu herkes dinlerdi. Eğer şöyle öğrenirseniz, ''Sen kendini ne zannediyorsun ki?'' derseniz kendinize, hiçbir yere gidemezsiniz. Aynanın karşısına çıkıp, ''Sen kendini ne zannetmiyorsun ki?'' demeniz lazım. Ben e, bankaya gittim ve dedim ki, e, ''Çiftçilere kredi kartı çıkarılması lazım ama tefeciden şöyle borç alıyorlar, müşteriyi tanıyorum, hasas zamanında ödüyorlar. Bu kredi kartının da ödeme zamanı hasas zamanında olmalı, aylık değil.'' Ee, bir bankaya ikna ettim ve onun kartının da e, tanıtımını içeren çiftçiye teknoloji anlatan bir organizasyon kurdum. 6 araçla 12 ziraat mühendisiyle bu haritada gördüğünüz yerlere 6 sene boyunca e, çiftçiye teknoloji, internet ve e, bilinçlenme, bilgilenme anlatan e, hava durumuna nasıl ulaşırsın? E, ...hal ve borsa fiyatına nasıl ulaşırsın e, gibi ve yeni yetiştirme tekniklerini anlatan, hibe destekleri nasıl başvurulacağını anlatan bir e, organizasyon kurdum ve bunun web sayfasıyla ve teknolojiyle olabileceğini anlattım. Bunu da banka destekledi, bankanın kredi kartı sistemlerini de tanıttık ve e, data topladık. Data ne demek? Müşteriyi daha iyi tanıman demek. Sadece nasıl yaşadığını bilmen değil. Adını, soyadını, telefon numarasını, hangi ürünü ektiğini, hangi iklim şartlarında nasıl yaşadığını, hangi e, kooperatife üye olduğunu daha ayrıntılı olarak bilmek demek. Müşteri datası toplamak. Bu datayı topladıktan sonra önüme koydum. Dedim ki, %63'ünün cep telefonu var. Ben niye internetle uğraşıyorum? Gollar, goller cebe gidiyor. Burç yorumları cebe gidiyor. Bilmem kaç, bilmem kaça. E, SMS'le göndeririz hal fiyatlarını, borsa fiyatlarını, hava durumunu, ha, işte hibeler açılıyormuş, kapanıyormuş e, ne bilgi varsa SMS'le göndeririz dedi. O zaman SMS'i nasıl gönderirim diye düşündüğümde hesap ettim günlük 60 bin lira param olması lazım. Günde 60 bin lira harcamam lazım ve geri dönüşü yok. E o zaman vazgeçmek lazım. Mı acaba? O zaman belki de bir altyapı sağlayıcısı SMS'leri gönderen bir sistemle işbirliği yapabilirdik. SMS'leri hangi sistemler gönderiyor? Operatörler. Operatörlere gittim. İki tanesinden hemen red yedim. Diğeri de hayır demedi. Tam iki sene boyunca hayır demedi. 196 toplantı boyunca hayır demedi. Evet demesi 196. toplantı ve iki sene sonra e, hedefimiz 50 bin çiftçiye SMS'le bilgi göndermek. Onun müşteri tutundurması, onun da işine yarıyor. Çiftçileri tutundurmak, e, aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi, hem müşteri tutundurma hem sosyal sorumluluk projesi. Hem de biz hem istediğimizi yapacağız, hem gelir elde edeceğiz, e, hem de yeni bir müşteri kazanacağız. İkinci Müşteri, işbirlikçi müşterisi. Evet, Vodafone'la bir araya geldik. Şu anda 1 milyon 600 bin çiftçi abonemiz var. E, çiftçi abonemiz var. Türkiye'de de 3 milyon çiftçi var bu arada. E, çiftçiyle iletişime devam etmek için yine yüz yüze iletişimde kalmayı istiyoruz. E, seçtik ve bir tırla açınca eğitim salonu olan bir tırla Türkiye'yi dolaşmaya devam ettik. Toplamda bugüne kadar gezdiğimiz köy sayısı 12 bin civarı. Yaptığımız bu çalışma altı ülkede örnek oldu. Mısır, Tanzanya, Gana, Hindistan, Yeni Zelanda, Dağ, Kenya'da da aynı modelle çiftçilere bilgi ulaşmaya başladı ve 3 milyon çiftçi de Oradan faydalanmaya başladı, oldu dört buçuk milyon toplamda ee, ve dedim ki çiftçilerin artık bilgisayar kullanma zamanı geldi. Çiftçilere bir bilgisayar üretelim, hemen bir araştırma yapalım. Öğrendik araştırma yapmasını, o kadar araştırma yaptık. Çiftçilere araştırma yaptık, sonuçları bunlar, yüzde kırk pahalı diye almıyor. Biz de bilgisayarları pentium ürettik, pahalı diye almıyor diye. Müşteriler pahalı diye almıyormuş dedik. Pentium ürettik, bir yazılım yazdık. Açılınca çiftçilerin e, kendi ürününe ait ve kendi bölgesine ait verileri gösteren de bir yazılım yazdık. Bir yanına internet paketi koyduk. E, bilgisayarı Arçelik üretti, Gründük marka ve çiftçi bilgisayarı e, armasıyla, logosuyla üretti. Ama araştırmada sormamız gereken bir soruyu atlamışız. Müşteriye ne olabilir? İnternet paketiyle veriyoruz. Okuma yazma oranı e, yaşlarda düşük, gençler var. Çiftçilerin ailelerinde. Ne unutmuşuz? Satın alma kararını nasıl verdiğini sormayı unutmuşuz. Satın alma kararını nasıl veriyormuş? Çocuklarına soruyormuş çünkü teknolojiden çocuklar anlıyor. Çocuklar ne istedi? Oyun bilgisayarı. Ee, bizim Pentium bilgisayarlar zor satıldı, ee, ama aynı yıl bir şey oldu. Akıllı cep telefonları çıktı. Akıllı cep telefonları çobanlardan başlayarak hızla çiftçiler arasında yarı, yayıldı ve biz de uygulama yazalım dedik ve uygulama üzerinden devam ettik. Sonra bu çalışmaları yaparken çiftçinin o kadar da hızlı değişmediğini fark ettik yavaş değişiyor. Bu hızlandırmayı nasıl sağlayabiliriz? Çiftçi neyi nasıl yapar, kararını nasıl alır ve değişim kararını nasıl alır diye düşünürken gördük ki çiftçi iki şeyi de hareket ediyor. Bir tanesi komşusu yaparsa, bir tanesi de görürse. Hem komşu olabileceğimiz hem de görebileceği bir ortam oluşturabilir miyiz diye düşündük. Çünkü değişim yaratmak istiyoruz. Çiftçiler teknoloji kullansınlar, daha fazla, daha az e, emek harcayarak daha fazla ürün e, elde etsinler istiyoruz. Bu da teknolojili olur. E çiftçi teknolojiye ulaşacaksa, alışacaksa, bunu göstermemiz lazım diyerek bir köy modellemesi yaptık. E, ve bunu, bu gördüğünüz şey, benim odamın duvarında, ben çizdim Photoshop'la, YouTube çıkmıştı, oradan e, öğrendim, yaptım. Bu odamın duvarına astım, 2012'de. Kime gittiysem dedi ki, müşterilere, sponsorlar, ikinci müşteriler. Gittim dedi ki, çok güzel bir fikir, çok ütopik. Bunun e, olacağını hiç zannetmiyoruz. E, ama yani arkanızdayız. Herkes benim arkamda, herkes beni çok seviyor, sırtımı sıvazlıyor böyle. Hmm, ya <laughs> Herkes beni adıyor ki... Hmm. Tülin Hanım çok güzel şeyler yapıyor, senin hayranınız. Ama destek vermeye gelince, destekleriz de diyebilirler. Sözleşmeniz onaylanana, ilk faturanız kesilene ve hesabınız para gele, hesabınıza para gelene kadar hiçbir şey daha gerçekleşmemiştir. Hemen sevinmeyin. İlk parayı gördüğünüzde sevinebilirsiniz. <laughs> 2012'de duvarımı astım, 2013'te bunu zaten yapıyorum zannettim. Öyle bir şey var işi her gün görünce zaten yapıyorum herhalde falan diye düşünüyorsunuz. 2014'te bir arkadaşım dedi ki hep anlatıyorsun gelecekte bunu yapacağım diye ama ne zaman yapacaksın? Hakikaten ya ben bunu ne zaman yapacağım? Hayat geçiyor. Yani bunu yapmak istiyorum. Şirketimizin hedefi bu. Kimi ikna etmeliyim? Yerel yönetimleri. Bu köyü kurmak için yerel yönetimleri ikna etmelisiniz. Müşteriniz ikna etmek zorunda olduğunuz kişi, kurum ve e, kuruluşlardır. Kimi ikna etmeniz gerekiyor? Birinci açıdan. İlk müşteriniz kim biliyor musunuz? Aslında aileniz. İşi yapabileceğinizi onlara ikna etmeniz gerekiyor. Fikri satın alırlarsa yanınızdalar. Değilse, almazlarsa müşterinizi ikna edemediniz demektir. İkna etmeniz gereken kişiler Böyle bir proje yapmak için yerel yönetimi ikna etmek gerekiyor. İkna etmek demek de bu da yerel yönetimi de müşteri haline getirir. Ee, fikri kabul etmesi gereken kişi ve kurumlar. Ee, dedik ki madem sponsor bulamıyoruz, biz de bunu yapmak istiyoruz. O zaman gider yaparız. Sonra da deriz ki, biz bunu yapıyoruz, gelmek isteyen gelsin, öyle yaptık. İlk önce köyü tespit ettik, bir matematik modelleme ile hangi köyde daha iyi olabilir, iklim şartları, işte e, konumu, e, kültür yapısı, sosyolojik yapısı, çocuk sayısı, göç isteği, teknolojiye direnci ile bir köy tespit ettik. 2015'te o köye böyle bir çizim yaptık. Burası gerçek alan üzerine yapılmış bir çizim. E, sistem böyle. Teknolojiyi her alanda gösterebileceğimiz bir uygulama sahası. Akıllı köy. Alanı bu şekilde teslim aldık. Bataklık şeklinde. Burası Mera, burası köy. E, Mera'nın alanın ve köyün bitişik olduğu tek e, köy, bir, bir, birkaç köyden bir tanesi. Ve şu anda burada çalışıyoruz. E, ve sponsorlar geliyorlar. Ne diyorlar? Başladılar. Madem yapacaklar, bari başkası sponsor olmasın. Biz gidelim önce çünkü her sponsordan bir tane alacağız. Bu bir akıllı kapı. İneklerin ayaklarında pedometreler var. Hastalıklarını ve e, kızgınlıklarını takip ediyor. Bir sorun olursa meraya sokmuyor onları. Yana açılıyor, meraya girmiyorlar. Bir sorun e, varsa, yoksa e, bu arada sorun varsa... Çiftçiye ve veteriner hekime SMS ile bilgi gidiyor. Sorun yoksa Mera'ya gidip otlayabiliyorlar. Bunlar da kaşıma ve masaj aparatları. Bunların hepsi sponsorluklarla e, gerçekleşti. E, yani bu, fikri, e, bu müşt, bunu üreten firmaları da ikna ettik. Müşteriler. Bunlar çiftçilerin inekleri. Burada masaj veya kaşıma olan inekler bol bol süt veriyorlar. Toplu sağım sistemini de sağlıyorlar. Bunu da böyle yapıyorum sanki oradan çalışıyormuş gibi. Ee, Çiftçilerimiz, birincil müşterilerimiz mutlular ve para kazanıyorlar. Evet, başka bir sorunla karşı karşıyayız. Çiftçilerin teknoloji e, kullanması için e, hiçbir altyapı uygun değil. Çünkü bütün teknolojiler çok bilen insanlara göre yapılmış ve çok e, büyük şirketlere göre yapılmış. Ara yazılımlar üretiyoruz bu nedenle ihtiyaçtan. E, çiftçilerin kullanabileceği kolay arayüzler e, merası olmayanlara, böyle topraksız tarımla ot üretebileceği küçük depolar. E, kendine sinekleri çeken ve hangi sinek derken zararları çeken ve hangi e, zararlıdan bölgedeki e, popülasyonu, hangi zararlının hangi ürüne zarar vereceğini önceden tespit eden sistemler. Arıcılıkta işte arıları takip eden, balı ölçen sistemler ama arayüzlerimiz böyle. Kilogramı bu, sıcaklığı bu, nemi bu. Çok basit. Tavuklarımız var çok asabi. Yanlara gidenlerin bu kemiklerini dedikliyorlar. Gelirseniz. <laughs> Herkes mutlu tavuklarımız asabi bir tek. Uzaktan e, kontrol edebilir bana. E, çiftçiler nasıl yaşıyorlar? Bu neden gerekli? Yani müşteriler nasıl yaşıyorlar çok önemli. Sabahleyin kalkıyor. Çok erken saatte, hava sıcaklığı, toprak sıcaklığı, su sıcaklığının böyle birbirine yakın olduğu saatlerde, traktörüne biniyor, mazot yakıyor, tarlaya gidiyor, suyu açıyor, bekliyor, sulanıyor, bir de kötü sulama yapıyor sonra tekrar e, traktöre biniyor, mazot yakıyor, evine geliyor, başka işlerine bakıyor. Ama böyle bir sensörle cep telefonundan suyu aç, suyu kapa diyebiliyor. Ayrıca bu sensör diyor ki toprağın nemi bu kadar sulama lazım değil. Böyle tekrar e, yapıyoruz. Mesela çok basit seralar kuruyoruz. Biz oraya uzay üssü kurmadık. Neden müşterilerimiz bir sarayı gördüğü zaman, çiftçiler bir sarayı gördüğü zaman ben bunu yapabilirim demeli. Yoksa teknoloji bu seranın üzerinde çok var. Ama şu çiftçinin kullanabileceği özellikle bir teknoloji. Yani birine bir ürün götürürken onun erişilebilir bir fiyata olduğunu bilmeniz lazım. Bunu alabilir mi? ve kullanımı kolay olması lazım. Bunu kullanabilir mi? Evet, ekranlar böyle. Ziraat mühendisi olacaksın, bu ekranı öğreneceksin, değerlendirme yapacaksın. Ama bizim arayüzlerimiz böyle. Çiftçiler oraya geziyorlar, ücretsiz eğitimlerini alıyorlar. Mesela şöyle bir şey gösteriyoruz. Kurutma sistemi bu, güneş enerjili. Karpuz kuruttuk biz. Karpuzun kilosu Diyelim ki 1 lira. 15 kilo karpuzdan 1, kilo karpuz kurusu çıkıyor ama o 80 lira. Çiftçiye diyorsun ki ürünü daha çok değerlendirebilirsin. İlaç atıkları en büyük çevre sorunu. Bunun için çiftçinin ihtiyacı olan, ya başka köydeki traktör bizim oradan su almasın dediği, taşı tanıma sistemi olan çöpün atabilecekleri bir sistemimiz var. Müşterimiz burada çiftçiler değil, belediye. Belediye, AFAD. İzleme sistemlerimiz var. Burası bizim genel merkezimiz. Tabii ki bir köyün değişimi için sadece tarım yetmez. Sosyolojik konulara da adım atıyoruz. Ve işte internet okuryazarlığı, okuma yazma eğitimleri, dikiş nakış eğitimleri ve kendi bahçelerini daha iyi teknolojik nasıl kurarlar eğitimi veriyoruz ürettikleri bu eğitimde ürettikleri bu ürünleri kendilerini satıp kendilerini sermaye olarak kullanıp kendi sarılarını kurabiliyorlar. Çocuklara eğitim veriyoruz. Çocuklar çok önemli geleceğin çiftçileri olsun istiyoruz, prestijli olsun istiyoruz. Kimse çiftçiliği meslek olarak seçmiyor. Uyuttum size herhalde. Medyada görünürlüğümüz var. Tarım bakanı işte cumhurbaşkanı yurt dışından bilgi geçecek mi? Gibi tebrikler alıyoruz, ödüller alıyoruz. Dünyanın en iyi sosyal gelişimcisi ödülü aldım 2018'de. Teknolojiyi, <laughs> bakın müşteri burada çok önemli. <laughs> Teknolojiyi çiftçi gibi yaşayarak, çiftçi gibi düşünerek, çiftçi gibi hissederek geliştiriyoruz. Yani müşteriniz gibi düşünerek, yaşayarak ve hissederek bir iş yaparsanız o zaman kolay erişebilirsiniz. Tabii ki birçok iş ortağımız var ve çok iyi bir ekibimiz var. Ekibiniz de sizin müşteriniz. İlk önce onları inandırmalısınız ki sizinle birlikte hareket etsinler ve güzel işler başarın. Bu da benim ekibim. Teşekkür ederim.